Arkadaşlar merhaba. Bugün dereceli maçlara birinci destesiyle devam ediyoruz. Şu an dünyada 142. sıradayız. Ben video dışındayken biraz kupa kastım. Oynayacağımız destede şu anki metadaki en iyi birinci destesi dersek yanlış olmaz. Çünkü en çok popüler, en çok çalışan şu an için bu. İleride tabii ki değişebilir ama şu an için eğer bu desteniz maksa kullanabilirsiniz. Karşımıza da Doom geldi. Kupası bizden daha yüksek. Güzel. Zaten asıl destesi Taz'ı olduğu için Tesla ile fişekçiyi iyi kullanmamız lazım. Gerçi elektro ejderi varmış. Eyvah, yanlışlıkla attı büyük ihtimalle. Arada görüyordum golem DS'si de kullanıyor. O şövalyeli veya barbarlı olabilir. Şöyle bir bakalım. Fişekçiyi de attım. Elektro ejderi boşa gittiği için. Biraz baskı yaptı. Kasırgayı da kaçırdı. Orada sırf Varelis çıktı diye goblinleri bastım. Kuleyi çok erken verdi. İşte yani bir iki hatayla maç gidiyor ya. Bir de maçın başında olunca başta çok sağlam bir iksir avantajına geçtik. Bir de kasırga kaçınca zaten maçı salmıştır herhalde. Şöyle hemen 3 taca doğru oynayalım. Emoji atmıyoruz birbirimize ama eskiden atıyorduk. Sebebi de aslında Doom'un şey ya, bu CRL'e gittiği zaman insan bir ne oldum diyor, hani böyle ben CRL dünya finalinde oynuyorum falan diye emoji atıyordu. Bu sene gidemediği için atmıyor. Ben de karşılık vermiyorum yani. Güzel galibiyet aldık. Bakalım. 34 kupa, ikinci maça da geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Bizim yereldeki Suriyeli. Büyük ihtimalle Türk değil. Ama hesabı Türklerden almış da olabilir. Ya da burada yaşıyordur. Büyük ihtimalle. Tazı dondurma DS'si oynadığı için çok sıkıntı eşleşme. Aslında iki tane tazıcı geldi de bu harbiden DS'sini değiştirmemiş. Şöyle bakalım ne atacak fişekçiye. Okları çıkardı, güzel. Bir baskı yapalım, sağlam hata gelmesin. Biniciyi de atmak istemedim. Zaten barbarlar hepsini eritirdi. Böylesi daha iyi oldu. Bir sol tarafa tomruk atalım. Fişekçi bir sonraki kart. Eğer balon atarsa fişekçiyi de kullanırız. Şu an için gerek yok. Tesla temizliyor. Güzel. Şimdi elinde barbarlar olmadığı için iki taraftan gidebiliriz. Şöyle bir şövalye atalım. Elinden okları da çıkmıştı. Tesla yeterli olur. Zaten iksir onun da pek yok. Sağ tarafa da yine fena vurmadık. Şu an elinden balon çıktığı için rahatız. İksirin de olmasını bekleyebiliriz. Şu an için elinde evrimli barbarları da dönmüştür. O yüzden dikkatli atağa kalkalım. Tüm iksirleri yığıp çıkarsak zaten evrimli barbarlar çok rahat temizliyor. Fişekçi döndürmeye çalışalım. Bizim DS daha hızlı döndüğü için okları sürekli döndüremez. Şöyle tersine atalım şövalyeyi. Goblinleri döndürdük. Şövalye de eskisi kadar cehennem ejderine dayanamıyor. O yüzden böyle yapalım. Bakalım evrimli barbarları nereye atacak? Çok iyi. Yine iki taraftan çıktığımız için vurabildik. Şu sol tarafa da dikkat edelim. Güzel. Şimdi bir şövalye atalım. Binici atmayacağım çünkü kule takası yapmak isteyebilir. Bakalım. Yine bir şey atmayacağım. Savunmada kalalım. Şimdi rakibin yerinde olsam kule takası yapmak isterim. Binici atmadan da sağ tarafa alıyoruz. Şimdi ikinci Tesla'yı da döndürelim. Güzel koruduk Tesla'yı. Balonu şöyle çekelim. Okları da dönmemiştir. Çok sağlam oynadık. Orada birinci atsak bu arada kulemiz giderdi kesin ya. Dondurmasını da iyi kullanamadı. Vay be. Çok zor maçtı aslında. Bravo diyor. Zor eşleşmeyi kazandık. İyi oyundu. Keyifli maç oldu ya. Rakip de DS'sini hiç değiştirmiyor bu arada. O yüzden o da DS'sinde aslında tecrübeli. İyi gidiyoruz şu an. Üçüncü maça da geçelim. Üçüncü rakibi de bulduk. Kupası bizden biraz daha düşük. Yendiğimiz maçlardan fazla kupa aldığımız için güzel yükseldik. Biniciyle klasik başlayalım. O binici bir tane vurur. Geç attı kartları. Şöyle bir şövalye atalım. Bir şekçiyi de attım. (Gülüyor)
Önündekini vuramadım fişek. Neyse tersten gideriz. O büyük ihtimalle soldan gelir artık. Fişekçiye bir şey atmadı. Eğer şövalyesi olsa atardı ya. Barbarlarla oynuyor herhalde. Şöyle deprem atalım. İki tarafa da iyi vurduk. Aslında bu eşleşmede iki taraftan da duruma göre gitmek önemli. Çünkü rakibin geldiği yerden binici atmak mantıklı olmaz. Kartlarını daha rahat toplar. O yüzden tersten de atmamız gerekebiliyor. Bu eşleşmede golemin arkasındaki kartları öldürmek çok önemli. Deprem olduğu için biraz sıkıntı yaşayacağız. O yüzden fişekçiyi iyi kullanalım. Bu senaryoyu daha önce yaşadım. Yani tersten saldırmaya gitsek dönüşünde savunamayacağız. Öyle de maçı kaybederiz. O yüzden tüm iksirimizle bir savunma yapalım. Fişekçiyi Tesla'dan önce attım. İkincisini daha erken döndürmek için. Tesla'ya ihtiyacımız olmaz tekrar. Fişekçi için bir kasırga atabilir. Fişekçiyi korumaya devam edelim. Tamam, şimdi attı. Elektro ejderi de öldürdük. Bir tane iskelet ejderi vuruyor. Güzel. İşte bu pozisyonda tekrar bir kasırga yetiştiremiyor. Şöyle tersten atacağım. Evrimli barbarları var. Çok iyi. Sağ tarafa bayağı bir hasar veriyoruz. Bir de evrimli barbarları öldürdük. Şu an için iyi oynuyoruz. Dediğim gibi orada golemi gördükten sonra atağa kalksak hem kulemiz giderdi, yani bu pozisyonda olmazdık. Tekrar bir şövalye atalım arkadan. Şimdi tekrar bir binici atabiliriz. Defansı kurduk zaten. Tamam, sağ tarafa aldık. Şimdi tek yapmamız gereken sağlam gelen bir atağa savunmak. Güzel. Fişekçi ölecek. Tekrar attım. Böyle golemi çekelim. Hala canı var. Kartları da oyalayalım. Elektro ejder de öldü. Tamam, zaten evrimli şövalyeye attık. Güzel kazandık. Tam vaktinde saldırıp tam vaktinde savunduğumuz için bence sağlam bir maç döndü. Yoksa dediğim gibi kule takası yapmaya kalksak uzatmalarda kaybederdik. Maçlar da aslında kısa sürdü. Hiçbir uzatmaya gitmedi. Hem de ilk maç hemen 3 taş attık. Yani birinci DS'sine genelde uzatmalara gider ama bu sefer çok kısa oldu. Şöyle bakalım. Şu 3 eşleşmeyi yendik. Dünyada kaçıncıyız? 92. sıradayız. Son bir maça daha girelim. Herhalde de 2. sıradaymışız. Son rakibimizi de bulduk. Bu oyuncuyla daha önce karşılaşmıştım. Galiba mezarlık dondurma DS'si oynuyordu. Biz de bir fişekçiyle başlayalım. Oklar da bizim için çok sıkıntı. Evrimli fişekçiyle birlikte oynamadığımız için yani oklar her türlü her zaman çalışacak. Bu aslında farklı bir deste oynuyor ya. Şöyle bir bakalım. Mini Pekkas var. Kalıcım galiba. Hem oklar hem Mini Pekka. İki tane antimiz var şu an. Bir de kalıcımı durdurmamız zor oluyor. Bu eşleşmede bakalım ne kadar savunabiliyoruz. Görelim. Tazı DS'sinde yaptığımız gibi fişekçiyi döndürebilirsek fişekçiyi çalıştırabiliriz yine de. Atağı da kalkmıyor şu an. Biraz dengeli oynuyor. Şu fişekçi çalışsın diye attım biniciyi. Tamam. Fişekçi çalışacak. Bence kötü bir zamanda attı. Bir kere daha vursa fişekçi. Bayağı bir hasar verdik. Geri dönüşünde kule almayı hedefliyor herhalde. Bakalım ne kadar savunabileceğiz. Tekrar bir test atalım. Okları elinden çıktı. Güzel. Kuleyi vermedik en azından. Tesla'yı belki daha iyi atabilirdik de o zaman da Dev Goblin öfkeli bir şekildeyken Tesla'yı kırabilirdi. İyi de bir eşleşme gelmedi aslında bugün. En azından biz de iyi hasar verdik. Bakalım 2x'de ne yapacağız.
Fişekçi döndürmeye çalışalım. Tekrar bir test attım. Tersten gelmez zaten. Şöyle bir deprem atabiliriz. Şu kılıcım da hemen fişekçiyi görmesin. Huzuruyla korudum. Buna bir oklar atacak. Çok sıkıntı. Goblinleri güzel attık. Aslında fena savunmadık ama ona rağmen kötü hasar yedik. Binici de atamıyorum. Tersten atsak mini pekkası var. Yani iyi bir savunma yapalım yine. Aynı şekilde testi atıyorum. Bir yandan depremle vuralım. Güzel. Fişekçi yine çalıştı. Tamam, okları kötü attı. Fişekçi ölmesin. Bir sürü büyüsü var ya. Tamam, bu hatayı da savunduk. Birinci bir kere vursun. Şimdi depreme dönebilir miyiz diyeceğim. 3x'e değiliz, döndürmemiz zor olacak ama yine bir savunmamız lazım hasar almadan. Kılıcım şuna vursun. Tombru da güzel attık. Tamam, hala hayattayız. Depreme dönsek. Binici atmadan. Mini pekkası var çünkü. Savunuruz. Okları bekliyorum şu an. Güzel attı. Fişekçi de çalışır. Şöyle mızraklı vurmasın. Şövalye. Ulan sonuna kadar hepsini doğru yaptık. İyi oyundu ya. Lan tek bir hatada maç gidiyor böyle. 34 şey gitti. Kupa gitti. Şövalyeyi yetiştiremedim o sonda. Çok da emindim aslında savunacağımdan yine. Orada sırf Mega'ya vurdurduğumuz için maç gitti ya. Yoksa deprem Tomruk da alıyordu. Ben maçın gideceğini bilsem orada biniciyle bir denerdim yani. 115. sıradayız. Yine de fena kasmadık. Yine bu desteğiyle aslında maçlar gelir. Keyifli maçlar döndüyse yorumlarda belirtebilirsiniz. Orada öfke hızlandırdığı için şövalyenin yetişemeyeceğini aslında düşünmemiz mi gerekiyordu bilmiyorum ama mızraklar vururdu öyle de. Videoyu da sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.